Herkese yeniden merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan 5 dakikada yapabileceğiniz çok lezzetli ve görsel olarak da şık bir pasta tarifi hazırladım. Tenceremin içerisine 5 su bardağı sütü alıyorum. Üzerine 1 su bardağı irmik ve 1 su bardağı da toz şekerini ekleyip bu malzemeleri şöyle güzelce karıştırdıktan sonra ocağıma alıyorum ve koyulaşıp kıvam alıncaya kadar pişmeye bırakıyorum. Piştikten sonra içerisine yarım su bardağı Hindistan cevizi ve 1 paket vanilya ilave ediyorum. Bu malzemeleri de şöyle güzelce çırpıyorum. Kullanacağım kek kalıbını güzel bir şekilde her yerini ıslattım. Islattıktan sonra hazırladığım sütlü karışımı içerisine eşit bir şekilde döküyorum. Kaşıkla üzerini düzenledikten sonra ilk sıcaklığı çıkması için bekliyorum. Daha sonra buzdolabında en az 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. Eğer zamanınız varsa 3-4 saat kadar da dinlendirebilirsiniz. Sadece ben 2 saat dinlendirebildim. Buzdolabına koymadan önce aralarına da böyle bisküvi koymak istiyorum. Bisküvi de bu tatlımıza çok yakışıyor. Ben çok fazla kullanmadım. Böyle aralarına gelecek şekilde. Tatlım buzdolabında dinlenirken ben de üzerine kullanacağım çikolata sos hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1,5 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 yemek kaşığı da unu ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı da su ekleyerek bu malzemeleri şöyle güzelce karıştırıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağımın altını artık açıp koyulaşıncaya kadar çikolata sosumu pişiriyorum. Evde çikolata sos yapmak inanın çok kolay, az malzemeli, çok lezzetli, müthiş bir çikolata sos oluyor. Pişirdikten sonra son olarak üzerine 1 çay kaşığı dolusu tereyağı ve 20 gram da sütlü çikolata ilave ettim. Çikolata eklemek zorunda değilsiniz ama ben kıvamının daha güzel olması için çikolata kullandım. Çikolata sosumu da soğumaya bırakıyorum. Tatlım da buzdolabında 2 saat kadar dinlendirdi. Elimle köşelerine bastırıyorum. Bu şekilde kalıptan daha düzgün bir şekilde çıkıyor. Kalıbımı ıslattığım için bakın hiçbir şekilde bozulma olmadı. Üzerine hazırlamış olduğum çikolata sosu bolca gezdiriyorum. Bakın çikolata sosumun kıvamı çok güzel oldu. Sizler de bu çikolata sosu gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Özellikle alttaki irmikli muhallebi ile birlikte çok lezzetli oldu. Fırınsız, çok güzel ve gösterişli bu güzel sütlü tatlıyı sizler de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için desteklerinize çok ihtiyacım var. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim.
Yaptığınız her beğeni, her yorum benim için kıymetli. Hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum, hem de tariflerimin, videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka bir videomda, başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.